gördüğünüz gibi yüksek yapılar etkileniyor. Bu frekans, bu zemin, böyle bir zemin, böyle bir frekans. Deprem öyle bir zeminde öyle bir vurur ki bu frekans bu düşük binalarda etkisini gösterir ama yüksek binalarda pek bir etki yaratmayabilir. Dolayısıyla burada da görülmüş oluyor. Yanlış bilgiler dolaşabiliyor. Bugün bakıyorsunuz birçok geçitli otobanlarımız, köprülerimiz betonarme olabiliyor. Barajlarımız, Yusufeli Barajı. Bu rezonans aletimizle size depremin geliş vuruş frekansına veya periyoduna göre yüksek binalarda veya alçak binalarda nasıl etkileşim olduğunu göstermeye çalışacağım. Eğer depremimiz şu frekansta gelir, zemini bu şekilde titreştirirse yüksek binalar etkileniyor ama alçak binalarda herhangi bir etkileşim olmuyor. Eğer zeminimiz veya deprem periyodumuz böyle olduğu zaman küçük yapılar etkileniyor. Gördüğünüz gibi büyük yapıda büyük salınım olmuyor. Demek ki zeminin periyodu, zemin cinsine göre değiştiği için gelen deprem periyoduyla örtüştüğü zaman rezonans dediğimiz olay oluyor ve o frekansa göre alçak binalar etkilenebiliyor, yüksek binalara bir şey olmuyor. Bu kadar hatanın aynı anda olması tabii hiç kimsenin beklemediği bir konu. Alçak binalar depremde %100 yıkılmaz demek mümkün değil. Bu da tamamen teknik ve matematiksel bir ispatı olmuş oluyor. Şimdi bu depremimiz aslında baktığımız zaman hemen hemen bütün binalarda etki gösterdi. Çünkü zamanı da uzun ve aslında 3 deprem olarak tespit edildi. İlk deprem 7.7'lik deprem aslında önce Pazarcık fayının kırılması, daha sonra 16 saniye sonra Kahramanmaraş fayının kırılması. Aslında 16 saniye ile iki deprem bir deprem gibi algılandı. Dolayısıyla orada aslında tek bir deprem yok, iki deprem var. Üçüncü deprem 9 saat sonra geldi, 7.6. Bu durum maalesef hem alçak binalara etki yapabilir, hem de yüksek binalara etki yapabilir. Orada çünkü frekanslar hep değişken bir şekilde vurdu. Bu bir spektrum çünkü, değişken bir şekilde vurdu. Dolayısıyla ayrıca eğer bizim imalatta hatamız varsa, projede hatamız varsa, uygulamada hatamız varsa, malzemede hatamız varsa, dolayısıyla bu depremlerde büyük yıkımlar çok doğal hale gelebiliyor. İstemediğimiz bir şekilde üzücü sonuçlar doğurabiliyor. Bazı zeminlerde maalesef sıvılaşma dediğimiz bir olay vardır. Bu zeminler deprem vurduğu zaman içindeki suyu dışarı çıkarırlar basınçla ve bu su üstündeki binaları, bu zemin üstündeki binaları binaların zemine doğru göçmesine, batmasına, hatta bazen devrilmesine sebep olabiliyor. Bunlar tabii mutlaka zemin etütleriyle önceden tespit edilip o bölgelerde çok özel tedbirlerle binalar yapılmalı. Bitişik nizamlarda da bazı hatalar olabiliyor. Binalar yan yana imal edildiği takdirde bu binaların kat seviyelerinin farklı olması, binaların birbirlerine çekişleme dediğimiz bir kuvvetle vurmasını ve kolonların ortasından diğer binanın döşemesinin vurmasını ortaya çıkarıyor. Bu da binanın yıkılmasına ilaveten bir katkı oluşturuyor. Biz nasıl olsa duvarlarımız yük taşımıyor deyip duvarlarımızı kırabiliyoruz, boşaltabiliyoruz, cemeken yapabiliyoruz. Duvarlar kaldırılıp bu şekilde boşaltılırsa o katlar maalesef depremde duvar olmadığı için yatay yükler açısından sıkıntı yaratarak yumuşak kat dediğimiz bir olayı meydana getiriyor. Üst katlar sağlam bile olsa alt katın bu şekilde boşaltılması o yumuşak kat nedeniyle
o binanın yana doğru deplasman yapmasına, yıkılmasına sebep verebiliyor. Dolayısıyla duvarlarımız evet düşey yük taşımıyor ama deprem sırasında yatay yüklerde bayağı etkili elemanlar olarak davranıyor. Beton dayanımının düşük olması nedeniyle bilhassa zemin katlarda çok aşırı yüklenmeler nedeniyle depremde beton dayanımı düşük olan yapılarda, kolonlarda bilhassa ve kolon kiriş düğüm noktalarında, bağlantı noktalarında büyük hasarlar ve ani göçmeler söz konusu. Ve bu da tabii üst yapıya yansımadan birinci ve ikinci katın aniden göçmesine ve üst katların da dolayısıyla kullanılmaz hale gelmesine neden olabiliyor. Limana bakıyorsunuz bazen 15 katlı, 20 katlı gemiler yaklaşıyor. Geminin en üstünde duruyor 15 katlı gemi, suyun üstünde duruyor. Biz suyun üstüne 15 katlı bina yapabiliyoruz. Suda yüzüyor bu bina. Nasıl yapabiliyoruz? Çünkü suyun özelliklerini çok iyi tanıyoruz. Gemiyi de ona göre yapıyoruz. İşte geminin altındaki suyu nasıl iyi tanıyorsak, binanın altındaki zemini de aynı şekilde iyi tanımamız lazım. Bu da bize geoteknik çalışmaları, zemin etütlerinin mutlaka proje tasarım aşamasında yapılmasını ve zemin özelliklerinin kesin olarak bilinmesini gerektiriyor. Ve zeminin tipine göre, cinsine göre bir depremde salınım periyodu vardır. Bunu biz biliyoruz zeminin cinsine göre, orada alınan testlere göre bunu biliyoruz. Dolayısıyla o periyotla bizim yapımızın deprem kendi periyodu yaklaştığı zaman rezonans dediğimiz olay oluyor ve binada büyük salınımlar ve yıkılmalar olabiliyor. Dolayısıyla biz zemini tanıdıktan sonra o zemine göre 3 katlı da bina yapabiliriz, yüksek katlı bina da yapabiliriz. Temelimizi ona göre seçeriz, temel tipimizi ona göre seçeriz ve o şekilde tasarlayabiliriz. Bugün artık 850 metre yüksekliğinde betonarme binalar yapılıyor. 600 metre, 400 metre yükseklikte betonarme binalar var. O şekilde temeli de ona göre tasarladığımız takdirde zemin cinsine ve deprem periyoduna göre bu binaları yapabiliriz. Dolayısıyla doğru yapılan betonarmenin ömrü konusunda hiç kimse kısa ömürlüdür diyemez. Aksi takdirde bizim Yusufeli Barajı'nı 50 yıl sonra yıkmamız lazım.